Kurban Bayramı'yla ilgili olarak şimdi stüdyomuzda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Caner Taslaman var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Hayırlı teşekkür bayramlar. Ediyoruz. Bayram günü bizi kırmadınız. Stüdyomuza kadar geldiniz. Hemen Kurban Bayramı ve tabii Kurban Bayramı ile birlikte en önemli şey hac görevi. Onunla ilgili birkaç bir şey ben sormak istiyorum. Öncelikle şunu soracağım. Kabe'nin Müslümanlar açısından öneminden biraz bahseder misiniz? Yani milyonlarca insan oraya toplanıyor. Evet. Tarihsel olarak da baktığımızda Kabe müthiş bir öneme sahip. Birçok kimsenin gözünden kaçıyor bu. Hazreti İbrahim'den beri günümüze kadar kesintisiz ibadetin devam ettiği bir yer. Aşağı yukarı 4000 yıldır ibadetin devam ettiği bir yer. 4000 yıldır evet. Dikkat edin, dünyada mesela Çin'e gidin, Hindistan'a gidin. Mesela orada da eski böyle ibadet edilen yerlere rastlayabilirsiniz ama en eskisi bile 2000 yılı geçmeyecektir. Yani dünyada buna yaklaşabilen bir yer bile, kesintisiz ibadetin devam etmesine yaklaşan bir yer bile. 4000 yıldır bir taraftan da ayakta duran bir bina yani sonuçta. Evet, aslında o binanın kendisi yıkılmış yapılmıştır. Yani zamanla ne bileyim yenilenmiştir. Ama hep aynı yerde. Tabii sonuçta. Aynı yerde. Asıl olan o yani dediğiniz gibi. O alanda önemli olan yapılan şey Allah'la insanların birleşmesi, orada ibadetin kesintisiz devam etmesi. Yoksa bugün bizim en eski dediğimiz birçok aslında cami, kilise veyahut da mescit de onun taşı, seramiği yenilenmiştir şeydir. Yani orayı özel kılan şey taşı, seramiği gibi şeyler değil. Oradaki bir yapılan faaliyet. İkincisi onun bu tarihsel önemi de tabii ki beraberinde dikkat çekmemiz lazım. Hatta ben bunun şöyle bir soruya cevap vermek açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen şöyle sorular geliyor. Niye peygamberimiz başka bir yerde gelmedi de Arap Yarımadası'nda geldi? Ha pekala, bu soruya şöyle cevap vermek de mümkün. Yani İngiltere'de gelse niye İngiltere'de diyecektiniz? Ankara'da gelse niye Ankara'da diyecektiniz? Niye Şam'da gelse niye Şam'da diyecektiniz? Fakat aslında bunun bana göre başka da cevapları var. Nedir? Yani Kabe'nin orada olmasından başka da cevapları var. Mesela ne bileyim orada hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem putperestler vardı. İslamiyet orada gelerek hepsine birden bir cevap verme, onların sorularıyla yüzleşme imkanı doğdu. Veyahut da o dönemde o kadar geri bir topluma peygamberimiz gelmişti ki 9. yüzyılda 13. yüzyıl arasında dünyanın en gelişmiş medeniyetini Müslümanlar kurduklarında ya bu kadar geri bir dönemden buraya nasıl geldi? Yani marifet bunun geldiği medeniyette değil, bu mesajın kendisinde de delirtti. O kadar çünkü geri bir medeniyete gelmişti. Fakat diğer bir şey orayı enteresan yapan peygamberimizin geldiği bölge, orada işte Kabe'nin olması. Kabe her ne kadar kesintisiz ibadet olsa da belki orada Yahudiler, Hristiyanlar veya Hanifler vardı. Tek tanrı inancı devam ettirenler. Onlar belki orada tek tanrıcı bir ibadeti yapıyor olabilirler kısmen. Fakat ağırlıklı olarak peygamberimiz gelmeden önce Kabe putperestliğin işgali altında. Evet. Böylece peygamberimizin orada gelmesiyle aslında bir Kabe'yi, o dünyanın en önemli ibadet alanını bir kurtarma operasyonu da oldu. Ve işte o kurtarma operasyonundan sonra nihayet büyük değişimini. Tabii Kabe'nin kendisi de bir Kur'an'daki ayetlerle bir ibadet alanı olarak belirlendi. İsterseniz birkaç dayı Kur'an ayeti de konuyla ilgili seyircimize Kur'an ayetinin tercümesini de okuyalım. Zihinde canlanması için. Hac suresi 26. 27. ayette. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini belirtip hazırladığımız zaman bana hiçbir şey ortak koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükü ve secde edenler için Kabe'yi tertemiz tut demiştik. İnsanlar içinde haccı duyur, gerek yaya gerek uzak yollardan gelen yorgun düşmüş binekler üstüne sana gelsinler. Bu işte Hazreti İbrahim'den bir oranın bir ibadet yeri olduğunu gösteriyor. Ha, Müslümanlara farz kılındığını ise özellikle şu ayetler gösteriyor. Ali İmran 97 gösteriyor. Ben 96-97'yi bir arada okuyayım. Gerçek şu ki insanlar için ilk kurulan ev Mekke'dedir. O kutlu ve bütün alemler için hidayet kaynağıdır. Orada apaçık ayetler İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. Görüldüğü gibi Kur'an ayetleriyle Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır denilerek farz kılınmış bir ibadet. Peki hac ibadetini yapmak hani Müslümanlara ne kazandırır? Bir de şunu da soracağım. Hacca gitmenin ideal bir yaşı var mıdır aynı zamanda? Hacca gitmenin ideal bir yaşı şu bence, yani akleden bir insanın bana göre en kestirme zamanda gitmesi. En kısa zamanda. Çünkü dikkat edin Ali İmran 97'de demin okuduğum ayette ne diyordu? Ona bir yol bulup güç yetirenlerin oraya gitmesi Allah'ın insanlar üzerine hakkıdır. Yani yol bulduğunuz zaman oraya gidecek fırsatı yani, bulduğunuzda gitmeniz lazım. Ya fırsat çıkar çıkmaz gitmek tabii, gerekiyor. Bir kısım insanlar da şöyle düşünüyor. Yani sen bütün işlerini bitir, ticaretin falan filan. Şimdi ben küçükken duyardım.
Ticaret yapanlar hacca gidemez. Niye? Ticarette işte hile hurda olur. Yani hacca gidersen tüccar olamaz. Yani bunu diyorum, yani adamlar baştan ticarette hile hurda yapmaya niyet etmişler. Hacca gittikten sonra vazgeçecekler. Ama işte bu şey olabilir mi? Hani modern yaşamın böyle getirdiği işte ticarettir. İşte hani yaşantının getirdiği, nasıl diyelim, hani yük, sorumluluklar, onlar engel olabiliyor mu acaba? Yok, çünkü şöyle diyeyim. Yani hem hacca hem diğer şeylere de, diğer ibadetlere de aynı zamanda. Tabii insanların hacca gittikten sonra ilave bir farz oluşmuyor. Veya ilave bir haram oluşmuyor. Evvelden haram neyse hacdan sonra da haram. Yani ticareti üç kağıt yapmak hacdan önce de haram. Yani hacdan sonra da haram. Veyahut da ne bileyim, oruç tutmak hacdan önce de farz, hacdan sonra da farz. Yani hacca gitmeyle yepyeni bir ibadetler listesi çıkmıyor. Tam tersi, bu şekilde ibadeti geciktirenler belki o ibadeti yapmadan vefat edebilirler. Allah'ın insanlar üzerinde hakkı olan bir şeyi, yani Allah'ın insanlar üzerine mecbur kıldığı bir şeyi yapmadan vefat etme imkanları var. Ve de hacılar orada belli bir zorluklar da çekiyorlar. Bir de genç giden bir insan oradaki o atmosferi yaşasa, hayatı boyunca onun izleri üzerinde olacak bütün yaşları boyunca. Mesela 70 yaşına girince o atmosferi yaşarsa, hayatın evvelki dönemlerinde belli şeylerin bilgisi üstünde olmadan kaçırmış olacak. Yani. Yaşamış olacak. Mesela hacca gidince ne oluyor? Şunu düşünmek lazım. Hacca gidince bir kere Hazreti İbrahim'e kadar olan bir süreçle bütünleşiyorsunuz. Fatiha suresinde biz okuruz. Allah'ım işte bizi doğru yola ilet ederiz. İhtina sıratan mustakim. İşte sapmış olanların yoluna değil. Gayri mağdubi aleyhim. Veled dalin. Ve sapmış olanların üzerine azap hak olanların değil. Siz orada Hazreti İbrahim'den biri gelen Allah'ın yolunda olanların bir safında olduğunu kendinizin hacda hissediyorsun. Ondan sonra peygamberimiz ve ilk İslam'ın tohumunu peygamberimizle beraber atan arkadaşlarının o tarihini hissediyorsunuz Kabe'ye gittiğiniz zaman. Üç, bir ümmet olma bilincini hissediyorsunuz. Dünyanın her tarafından gelen ümmetin fertlerini görerek. Dördüncüsü, ihram yapıyorsunuz. Ya, yani Allah rızası için birçok şeyi geride bırakıyorsunuz. O dünyanın boş işlerini, birçok şeyi geride bırakıyorsunuz ihramla. Beş, Allah'ı zikrediyorsunuz, anıyorsunuz. Haccın da en temeli birçok ibadet gibi aslında Allah'ı anma, Allah'ı düşünmedi. Altı, hacda bu ümmetten öğreniyorsunuz ve ümmete öğretiyorsunuz. Neyi öğreniyorsunuz? İşte dünyanın geri kalan yerlerinde nasıl Müslümanlar olduğunu, onlar aranızda ne tip farklılıklar olduğunu öğreniyor. Onlar da sizden öğreniyorlar aynı şekilde. Ve böylece gereksiz ırkçılıkların, insanları bölen yaklaşımların ne kadar hatalı olabileceğini de orada aslında bir anda hissediyorsunuz. Yani o birlik şuuruyla beraber aslında müthiş öğretici bir yönü de var. Bir de benim birçok arkadaşım da vardır, şey demişlerdir bana. Yani aslında biz ya çok duygusal falan filan insanlar değiliz. Fakat hacca gittiğimizde hiçbir yerde hissetmediğimiz manevi bir atmosferi hissettik demişlerdi. Bu tabii ki birçok insanın deneyimleriyle söyledikleri, kendim de deneyimleyip de söyleyebileceğim bir şey. Bu tabii ki bilimsel olarak şöyledir, şöyledir, bu manevi atmosfer oluşuyor diyemeyiz. Ama buraya giden birçok kimsenin şahsi şehadetleri var. Bence herkesin Ali İmran suresinin demesine binaen ilk fırsatı bulduğunda mutlaka gitmesi gereken bir yer Kabe. Peki modern, şimdi hani şeyden işte mevcut yaşamın, modern teknolojinin, günümüzde yaşamakta olduğumuz hayatın işte hem hac ziyaretini geciktirmek hem normal ibadetleri engellemek noktasında bir şeyi var mıdır diye sormuşken onun devamında şunu soracağım. Siz aynı zamanda bir bilim insanı olarak, bir öğretim üyesi olarak hani modern bilimin Müslümanların inancına dair bir işte sizce mesela tehdit durumu ya da aslında bu inançların uygulanması noktasında bir engel durumu gibi bir şey söz konusu olabilir mi ya da söz konusu mudur? Yok, değil. Tabii ki, elbette ki değil. Çünkü işte modern dönemdeyiz. İşte modern dönemin önemli unsurları. Aksine daha da kolaylaşmış olması gerekiyor herhalde, değil mi? Ya, kısmen kolaylaştığı yerler var. Kısmen zorlaştığı yani şeyler eskiden, var. Hani şimdi tabii uçak teknolojisi olmasa 3 ay 4 ay sürecekmiş Türkiye'den tabii, gidip gelmek. Hatırlıyorum, benim mesela akrabalarım yani Bosna kökenli, anlatırlardı orada. Yani Kabe'ye gidip gelmeleri yani 6 aydan da daha uzun bir süre alıyormuş herhalde, Türkiye'den bile daha şeydi. Şimdi baktığınızda böyle müthiş kolaylıklar çıkıyor. Aslında dinin özü, en temel görüşlerinden biri, dinin paradigması içinde bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu anlamak. Ve bu imtihan dünyasında Allah herkesin kendi şartları içinde kimi zaman kolaylıklar, kimi zaman zorluklar çıkartıyor. Mesela orucu kimi zaman kış gününe geliyor, daha bir kolay oruç tutuluyor. Kimi zaman yaza geliyor, daha zor bir oruç oluyor. Kimi zaman mesela bir tarımda işçi olan için oruç daha zor, değil mi? Tarlada çalışırken oruç daha zor. Yani bu tarz bir meşgalesi olmayan için oruç daha kolay oluyor. Kimi zaman sizin bahsettiğiniz gibi hac öyle 5-6 aylık bir dönem sürüyor ki o zaman güvenlik de belki kim daha yıllarda sıkıntılı, tabii şu andaki kadar rahat değildi.
O tarz bir dönemde bir hac yapma şeyi var. Bir de bakıyorsunuz şu anda hac yapmanın zorluğu var. Diğer tarafta bakarsanız modernitede birçok dini şeylerin özellikle bir alaya alındığı, küçümsendiği tipi bir ortamda günümüzde de mesela o açıdan belli şeyleri yapmak daha zor olabilir. Fakat biz Kur'an'dan şunu görüyoruz. Allah her insanı kendi bulunduğu şartlara göre yargılayacağını görüyoruz. Yani siz nasıl kendi dönemine göre şeyindeyiz. Hem kendi dönemine göre hem kendi şartlarına göre. Hatta peygamberin döneminde bile farklılıklar olmuştu. Mesela Hadid suresi 10. ayette görüyoruz. Diyor ki sizden fetihten önce yani Mekke'nin fethinden önce işte infak edenler yani Allah yolunda harcama yapanlar ve savaşanlarla sonrakiler bir olmaz. Ama Allah da hepsine cenneti vaat etmişti. Allah hepsine hayırlar verecektir diye geçiyor ayet. Yani herkes kendi koşulları içerisinde değerlendiriyor. Tabii çünkü mesela fetihten önce Müslümanlar o kadar zor durumdalar ki ufacık bir topluluk yepyeni şeyler söylüyor. Yani siz o zaman böyle şey gözle baksanız onların ezilip yok edilmesi çok kolaymış gibi duruyor. Bazı Müslümanlar o dönemde o kadar zor bir koşullarda canlarını ortaya koyuyorlar. Allah rızası için bütün mallarını sarf etmekten çekinmiyorlar. Fakat sonra Mekke'nin fethinden sonra sarf etmek çok daha kolay. Artık siz gözlemiş oluyor birçok insan onu. Nereden nereye geldiğini. İslam'a olan güvenleri bir anda artmış oluyor ve vermek daha kolay oluyor. İkisi de iki dönemde de vermek makbul ama o ilk dönemde daha zor olduğu dönemde vermek daha makbul. Yani siz hac için belli şeylere daha zorluk yapıyorsanız belli bir dönemde o daha makbul. Veyahut da günümüzde belli kimse siz namaz kılıyorsunuz diye şey diye sizi alay ediyorsa, şey yapıyorsa, küçümsüyorsa, namaz kılmaza zorluk çıkartıyorsa siz onu yapabiliyorsanız o zaman da sizin için ek bir makbuliyettir. Evet. Peki. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Caner Taslaman çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için.